Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Değerli izleyicilerimiz, bugün 13 Ekim 2016 Perşembe. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Sayın seyirciler, Sosyal Güvenlik Kurumu Erzincan İl Müdürü Nail Van, Bağkur indirimi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu Erzincan İl Müdürü Nail Van, vergi mükellefleri, esnaf ve tüccarlar, şirket ortakları gibi bağımsız çalışanlar 4B Bağkur kapsamında sigortalı sayılan vatandaşların 5 puan indirimi uygulandığı müjdesini verdi. 7 Eylül 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 6745 sayılı kanun ile Bağkurlulara, yani 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin B fıkrası olarak, yani 4B olarak adlandırdığımız Bağkurlulara 1.10.2016 tarihinden itibaren 5 puanlık indirimden bahsedeceğiz. Bilindiği üzere Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2016 Haziran ayı dahil 2.771.372 Bağkurlu vatandaşımız bulunmaktadır. Bunlardan 1.932.212 kişi zorunlu olarak, 733.669 kişi Tarım Bağkuru, 13.986 muhtar, 91.505 kişi isteğe bağlı sigortalı olarak sayılmaktadır. Bir süreden beri Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu başta olmak üzere Ticaret Sanayi Odaları'nın ilgili talepleri gereğince Bağkur primlerinde bir indirim talebinde bulunuyorlardı. Bu da Yüce Meclisimizin kararıyla 6745 sayılı teşviklerle ilgili düzenlemelerin 62. maddesinde 62. maddesinde Bağkurlulara 5 puan prim olarak bunlar yansıtıldı. Mevcut yasal düzenlemelere göre Bağkurlular %34,5 olarak, yani bir asgari ücretin %34,5 olarak prim ödemekte idiler. Bu %34,5 primin %20'si uzun vadeli sigorta kolu, yani bu malullük, yaşlılık, ölüm sigorta primi olarak, %2'si kısa vadeli sigorta kolları, yani iş kazası ve meslek hastalıkları olarak, %12,5'u da genel sağlık sigortası primi olmak üzere toplam %34,5 prim ödemekte idiler. Bu yeni düzenleme ile 5 puanı isabet eden kısım hazineden tahsil edilmektedir. Yani bu kısım hazineden tahsil edilecektir. Biliyorsunuz Bağkurların prim ödemeleri 5510 sayılı kanunun 82. maddesi gereğince bir alt sınır, üst bir tabirimiz var, bir de üst sınırımız. Alt sınırımız bir asgari ücret, üst sınırla bu asgari ücretin 6,5 katı. Yani bir asgari ücret 1647 lira üzerinden %34,5 olan prim olarak ödeyen bir sigortalımız 568 lira 22 kuruş prim ödemekte idi. Yeni yasal düzenleme ile bu prim oranı, 5 puanlık prim oranı 485.87 TL, yani yaklaşık 82 lira 35 kuruş bir indirim söz konusu olmuş oldu. Yine bu 82. maddenin 6,5 katı üzerinden prim ödeyen sigortalılarımız 1647 çarpı 6,5 kat 10.000 10.705 lira 50 kuruş üzerinden
%34,5 olarak 3693 lira 40 kuruş prim ödemekte iken bu 5 puanlık indirim ile 3158 lira 22 kuruş prim ödüyorlar. Yani yaklaşık 535 lira 18 kuruş bir indirim söz konusu. Yani şöyle tabir edebiliriz. Bağkurlulara, yani 4B sigortalı olan bağkurlularımıza alt sınır ile üst sınır, yani 82.35 TL ile 535.18 TL arasında bir indirim söz konusudur. Bu indirimden yararlanabilmek için sigortalılarımızın düzenli prim ödemeleri, bu primden yani herhangi bir prim borcu, idari para cezası, bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmamaları gerekmektedir. Ancak bundan bu prim borçlarını, idari prim cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ile gecikme zammı borçlarını taksitlendiren veya yapılandıran sigortalılara bu taksitlendirme ve yapılandırma işlemleri devam ettiği sürece bu indirimden yararlanacaklardır. Yalnız 4B, yani bu bağkurluk 5 puanlık puan indiriminde isteğe bağlı sigortalılarımız yararlanamamaktadır. Yani bu kanun kapsamı dışında tutulmuşlardır. İsteğe bağlı sigortalılarımıza ek 5 tarım sigortalıları ve ek 6 esnaf olarak dolmuş şoförlerimiz bu kapsam içerisindedir. Yani isteğe bağlı olarak prim ödeyen ek 5, yani bağımsız olarak çalışan tarım işçilerimiz var. Bunlar bu kapsamın dışında, yani 5 puanlık puan indiriminden bunlar yararlanamamaktadır. Ve bu yasa 1-10-2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir ve sigortalılarımız 1 Ekim'de başlıyor. Bunların şimdi Kasım'da ve bu Ekim ayı borçlarını, sigorta primlerini 30 Kasım'a kadar ödediklerinden Ekim ayı prim borçlarını bu 5 puanlık zamanında herhangi bir prim borcu olmayan veya prim borcunu yapılandıran, taksitlendirilenler sistemlerde, banka ödeme sistemlerinde bunları bu indirimli şekilde görebileceklerdir. Bizim şu anda bu konuda söyleyeceklerimiz bu kadar. Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü faaliyetleri çerçevesinde Gönül Köprüsü projesi kapsamında öğrencilere dürüstlük ve ahlak üzerine konferans düzenledi. Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü faaliyetleri çerçevesinde Gönül Köprüsü projesi kapsamında öğrencilere dürüstlük ve ahlak üzerine konferans düzenlendi. Tek gün olarak düzenlenen seminer gündüz ve akşam şeklinde iki seans tarzında konferans verildi. Gündüz Erzincan'da 10 okuldan 500 öğrenciye verilirken akşam ise polis ve polis ailelerine yönelik düzenlendi. Erzincan İl Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen konferansa öğrencilerin yoğun ilgisi oldu. Ahmet Şerif İzgören tarafından verilen konferans 9. sınıf öğrencilerine geleceği planlama konusunda bilgilendirme yapıldı. Müftülük konferans salonunda verdiği seminerde İzgören 10 okuldan 500 öğrenciyle bir araya gelerek öğrencilere ahlaklı olmanın, çalışkanlığın ve dürüstlüğün önemini anlattı. Marka, fabrika 58 milyon dolar etmiş diye düşünüyorsanız çok gönülden bir şey söyleyeceğim. Bence onları fabrika öderim. Yavuz Selim Mahalle Camii'nde Yaz Kur'an kursuna katılan öğrencilere hayırsever iş adamı tarafından hediye dağıtıldı. Yavuz Selim Mahalle Camii'nde Yaz Kur'an kursuna katılan öğrencilere hayırsever iş adamı tarafından hediye dağıtıldı. İş adamı Serdar Durak tarafından 4 senedir dağıtılan hediyeler bu senede Kur'an kursuna giden öğrencilere dağıtıldı. Yavuz Selim Mahalle Camii'nde plaket töreni ve öğrencilere hediyeler verildi. Törene Erzincan İl Müftüsü Yavuz Karabayır, Yavuz Selim Mahalle Camii İmam Hatibi Aziz Rıdvan Toker ve öğrenciler katıldı. Törende Müftü Karabayır öğrencilerle sohbet etti. Sohbetin ardından Cami İmam Hatibi Toker'e plaket verildi. Değerli hocalar, kıymetli hanımefendiler, veliler ve çok değerli geleceğimizin güvencesi olan bu vatanın güzel evlatları, değerli çocuklar. Böyle bir güzel günde birlikte olmadık. Gururlu ve mutluluğu içerisindeyiz. Allah-u Teala hepimizin bahtını açık etsin çocuklar inşallah. Amin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kardeş eylesin, yoldaş eylesin.
Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e Muharrem ayında doğduğumuz cihetle de sizi kardeş eylesin inşallah. Amin. Ben şimdi bir soru soracağım. Ondan sonra programa devam edeceğiz. Hangi aydayız? Hicri hangi aydayız? Muharrem. Muharrem ayında neler olmuş? Aşure. Ne demek aşure? Aşure. Aynen. Şimdi biz neredeyiz? Camideyiz değil mi? Cami İmam Hatibi Aziz Rıdvan Toker her sene yardım yapan ve öğrencileri Kur'an okumaya teşvik eden hayırsever iş adamına teşekkür etti. Biz yaklaşık 4 yıldır bu camide görev yapıyoruz. Her yıl yaz döneminde çocuklarımızla halı sahaya gidiyoruz, piknik yapıyoruz, aqua parka gidiyoruz. Aralarımızda bazı sosyal etkinlikler yapıyoruz. Bu her sene kursun sonunda da çocuklarımızı sevindirmek için onlara hediyeler dağıtıyoruz. Bu sene de bu hediyeyi dağıtmak için biraz geç kaldı. Kurslarımızı 2 hafta erken bitirdiğimiz için bunları kursun sonunda da yaz tatilinde olunca ben de izine gittim. Bu zamana denk geldim. Bugün işte Müftü Bey'i de çağırdık. Böyle bunu dağıtıyoruz. Her sene Kemal'li iş adamımız Serdar Burak Beyefendi, madem ki siz çocuklara bu kadar hizmet ediyorsunuz, bizim de bir katkımız bulunsun dedi. Her sene bunu yapıyor. Artık bu geleneksel oldu. İnşallah biz burada olduğumuz sürece de bu iş devam edecek. Çocukları sadece sevindirmek, onların emeklerinin karşılığı değil veya Kur'an-ı Kerim maddiyatla ölçülmez. Biz sadece o kardeşimizin söylediği şu, bu Rabbim kitabı oku diye gönderdi. Yarın da okudun mu diye soracaktı. Onlar okurken siz de okumasına fayda sağladınız mı? Çorbada tuzunuz var mı? Dediği zaman ya Rabbi biz de ufak da olsa çorbada tuzumuz oldu. Onlara Kur'an-ı Kerim'i dini sevdirmek için biz de onlara katkıda bulunduk diyebilmek için onun da böyle katkıları var. O arkadaşımız, hayırsever kardeşimiz yoğun işlerinden dolayı gelemedi. Ona vekaleten onun hediyelerini de biz aldık. Bu kardeşimize hayat boyu başarılar, çalışmalarında başarılar, sıhhat, selamet, afiyet, ailesiyle, çoluk çocuğuyla huzur dolu bir ömür dilerken yine böyle diğer senelerde yardımlarının devamını temenni ediyoruz. Kendisine minnettarız, şükranlarımızı sunuyoruz. Hocam kaç kişiye hediye verildik de bu çocukları nasıl belirlediniz? Efendim? Çocukları nasıl belirlediniz? Kime verdiniz? Hangi çocuklar? Yani bu camide Kur'an kursuna gelenler mi? Yaz döneminde Kur'an kursuna biz 230 kişiyle başladık. Zannedersem Erzincan'ın en kalabalık camisi bizim camimiz. Her sene olduğu gibi 230 kişiyle başladık. Yalnız burada belli 150 kişi şu anda var. Bazıları değişik okullarda, liselerde olanlar var. Onlar gelemedi. Onlarınkini de biz peyderpey dağıtacağız. Yaklaşık. Erzincan Emniyet Müdürlüğü kaçak sigara operasyonlarına devam ediyor. Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Erzincan merkezinde kaçak sigara satışı yapan iş yerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 12 Ekim Çarşamba günü bir iş yerinde yapılan arama neticesinde tezgah altına gizlenmiş vaziyette toplam 1312 paket kaçak sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak iş yeri sahibi hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. Spor Toto 3. Lig 1. grupta mücadele eden Gölcük Spor, Anagolt 24 Erzincan Spor'u 16 Ekim Pazar günü kendi sahasında ağırlayacak.
Yeni sezona istediği gibi başlayamayan Anagolt 24 Erzincanspor ligde kendi grubunda 16. sıraya geriledi. Maddi olarak güçlü sponsor da bulunan Anagolt 24 Erzincanspor bir türlü Erzincanlıların yüzünü güldüremedi. Teknik ekip ve oyuncular arasında anlaşmazlık olduğu dedikodusu taraftarlar ve futbol severler arasında dolaşıyor. Ligde 6 puanı bulunan takımımız Anagolt 24 Erzincanspor ilerleyen haftalarda zorlu sürece giriyor. Takımımızın da içerisinde bulunan 3. lig 1. grupta bulunan 19 takımdan 4'ünün düşeceği çizgide bu hafta itibariyle Anagolt 24 Erzincanspor bulunuyor. Anagolt 24 Erzincanspor ligde 6 maça çıktı. 6 maçta 2 gol attı, 5 gol yedi, 2 yenilgi, 1 galibiyet ve 3 beraberlik ile lige devam ediyor. Anagolt 24 Erzincanspor Gölcük deplasmanında 16 Ekim Pazar günü saat 15'te karşılaşacak. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.